أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, sevginle acı bize. Sonsuz merhametinle günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Eğer kabul edersen,
O zaten senin şanındandır. Kabul etmezsen kime gidelim? Efendim selamünaleyküm, hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Kardelen TV ekranlarında Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Sahur Vakti programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rahmet ayı Ramazan'ın rahmet günlerini yavaş yavaş bitiriyoruz sevgili dostlar. Bugün yine bir sahur programında güzel dostlarla faydalı bir sohbeti, faydalı bir saati beraber geçirmeyi ümit ediyoruz. Açılış Kur'an-ı Kerim'ini Atatürk Üniversitesi Darül Fünun, Erzurumluların tabiriyle Divit Kalem Minareli Camii'nin İmam Hatibi Yakup Bayram hocamızdan dinledik. Müstefid olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocamızı uğurlayacağız. 30 saniyelik bir reklam aramız var. Sonrasında ise Yakutiye Müftülüğü uzman vaizi Ahmet Ünal hocamızla bugün soru cevap çalışacağız efendim. Ramazan'a dair zihnimizde takılan, acaba bunu yapsam orucuma bir halel gelir mi diye düşünülebilecek soruları toparladık, derledik. Sizden gelen sorular da vardı, toparladık ve bunlara cevap aramaya çalışacağız. Ahmet hocamın bir yönünü daha öğrendim. Kendisi Kudüs'e gitmiş, gezmiş, görmüş oraları. Hatıraları var, son bölümünde de inşallah hatıralara yer vereceğiz. Kısa bir ara, sonra tekrar buradayız. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr. Ekranda gördüğünüz görüntüler Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan elimize yeni gelen görüntüler. Gün içerisinde ciddi anlamda Kudüs'ün çarşı pazarı kalabalık. Mirasımız Derneği'nin her akşam iftar ve her gece de sahur verdiğini söylemiştik. O görüntüler şu anda. Bizler alışverişlerimizi, oradaki ihtiyaçlarımızı, daha doğrusu iftarlık yemeklerin bütün ihtiyaçlarını Kudüs'lü Müslüman esnaftan alışveriş yaparak karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar Müslüman esnafı boykot ettikleri için ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de arzu ediyoruz ki hem Filistinli kardeşlerimize, Kudüs'lü kardeşlerimize, Kudüs dışından Mirasımız Derneği'nin Bayarık Seferler otobüsleriyle taşıdığı Müslümanlara hem iftar verelim hem de bunun bedelini yine Filistinli kardeşlerimize verelim. İşte o kardeşlerimizin imkanlarıyla her günde farklı bir lokantada pişirerek yemekleri yine farklı Müslüman esnaf kazansın. Bugün işte başka bir manadan alışveriş yaparken ertesi gün bir başkasından alışveriş yaparak ve yine Müslüman esnafla, Müslüman lokantacılarla yemekleri pişirerek sizlerin Türkiye'deki kardeşlerimizin göndermiş olduğu yardımlarla
iftar sofraları açıyoruz Mescid-i Aksa'nın bahçesinde. Şu an ekranda da o görüntüler var. Arkadaşlarımız yeni gönderdiler. Kudüs'teki arkadaşlarımız, Mirasımız Derneği temsilcisi arkadaşlarımız. Gün içerisinde hummalı çalışmalar yapıyorlar ve o bereketli iftar sofralarında Türkiye'deki kardeşlerimize, orayı unutmayan bizlere, yeniden Kudüs'ü fethedeceğine inandıkları Türklere dua ediyorlar. Programın sonuna doğru Ahmet Hocam'la, Ahmet Ünal Hocam'la Kudüs anlarını dinleyeceğiz. Belki o da konuya değinecek ama biz çok teşekkür ediyoruz. Bu ekranlar vasıtasıyla bizlere duyarsız kalmayan, çağrımıza duyarsız kalmayan, gerek SMS göndererek iftar bağışlayan, gerek web sitemiz aracılığıyla online bağış yöntemiyle iftar ve sahur ikram eden kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarınızı, Allah bağışlarınızı kabul etsin diyelim. Ve yavaş yavaş o görüntüyü çekerek biz isterseniz programımızın muhabbet bölümüne, sohbet bölümüne geçiş yapalım. Teşekkür ediyorum rejiye de bu görüntüler için. Allah razı olsun. Evet, girişte de sevgili seyirciler ifade ettiğim gibi Yakutiye Müftülüğü uzman vaizi Ahmet Ünal hocamız bugün konuğumuz ve kendisiyle bugün girişte de ifade ettiğim gibi soru cevap çalışacağız. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş safa getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Çok duygulandım ifade edeyim. Yani girizgah oldu belki ama sonda söyleyeceğiz ama baştan bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Müsaadenizle. Oradaki Filistinli kardeşlerinizin, kardeşlerimizin inanın size sarıldığını görünce, yani öyle bir muhabbetle size sarılıyorlar ki buradan gittiğinizi, onlarla merhaba ettiğinizi, onlara selam verdiğinizde size öyle bir sarılmaları var ki, yani bu belki kelimelerle ifade edilebilecek bir durum değil. İmkanı olan kardeşlerimiz bu hususa destek versinler. Yine imkanı olan kardeşlerimiz mutlaka gitsinler, evet, görsünler. Ahmet Hocam, normal zamanlarda yoğunsunuz ama Ramazan'da daha yoğunsunuz. Öyle, doğru. Sizin mesainiz nasıl geçiyor hocam? Bizim günde yani bir öğle vaazımız var. Bir de yatsıda vaazlarımız oluyor. Ayrıca radyo programlarımız oluyor. Çağrıldığı zaman televizyonlara da biz konuk oluyoruz. Teşekkür ediyoruz ayrıca. Yani hem Kardelen TV hem de siz de şahsınızda. Böyle programlarımız oluyor. Ayrıca diyelim yazı, işte vaaz yazıp böylelikle kardeşlerimize paylaşıyoruz. Bildiğim kadarıyla bir de internet sitemiz var. İnternet sayfamız var. Yani bir güncelvaaz.com diye yaklaşık 6 yıldan beri sürdürdüğümüz bir vaaz çalışmamız var. Dünyadaki Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensup olup da vaaz veren kardeşlerimizden yaklaşık her 3 kişiden ikisinin girdiği, vaaz aldığı ve yayınladığı çalışmamız da var. Elhamdülillah çok güzel bir devam ediyoruz. Süreç çok güzel. Ramazan bereketli, bizim açımızdan çok daha bereketli geçiyor. Yani çok güzel elhamdülillah. Soru cevap. Onlarca soru var. İyi olur, çok ama iyi olur. Ama istiyorum ki çok da böyle sulandırmadan, ihtiyaca binaen sorularımıza cevap verelim ve gelirse de sevgili seyirciler, Mirasımız Sahur Vakti etiketiyle Twitter'dan da sorularınızı gönderebilirsiniz. Mirasımız Sahur Vakti etiketiyle. Elimizde sorular var, birikmiş. Gün içerisinde yazmış olduğumuz, duyuruyla beraber yazmış olduğumuz sorular, not ettiğimiz sorular. Onları da soracağım Ahmet Hocam'a. Niyetle başlayalım istiyorum. Çünkü tabii her şeyin ibadette başı, niyet. Her şeyin başı niyet. Evet. Niyet etmeden oruç tutabilir miyiz? Ya da oruca nasıl niyet edelim hocam? Şimdi öncelikle innemel amelü bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Hatta İmam-ı Şafii Hazretleri, Allah kendisine rahmet eylesin, fıkhın %60'ının bu hadis-i şerife dayandığını ifade eder. Niyet ibadetlerin temel faktörü, yani girizgahı. Siz o niyeti yapmadığınız zaman ibadetlere giriş yapmış olmuyorsunuz. Ancak oruçta durum böyle. Oruçlarda niyetimiz bizim mesela iftarımızı yaptıktan sonra diğer gün en geç öğle namazına kadar mutlaka o günkü orucumuza mutlaka niyet etmiş olmamız gerekiyor.
Bu dille yapabiliriz ki Hanefi mezhebinde durum böyledir. Kalben yapılır. Dil de ikrar eder. Ancak şu husus önemli. Yani mesela sahura kalkmamız bizim için bir niyettir. Hı hı. Sahura kalkmış olmamız bizim için o günkü oruca niyet etmiş anlamına geliyor. Çünkü bazen dil unutabilir. Yani dille bunu niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya gibi cümleyle belki unutabiliriz. Ama bizim Ramazan'a ulaşmamız, Ramazan'a girdiğimizde ben bu seneki orucumu da Allah izin verirse tutacağım dememiz bizim aslında genel bir umum niyet anlamına geliyor. Bu yüzden dolayı kardeşlerimiz ama her bir gün içinde ayrı niyet etmesinde fayda var. Ama özellikle ifade edelim, akşam namazından önce yapılan niyet geçerli değildir. Yani bazen dua yapıyoruz. Duamızda da işte vegaden neveytu diye bir kavramımız var duanın içerisinde. Allahümme leke sümtü ile başlayan. Yarınki olacağı niyet ettim diye. Yani ezan okunmadan, vakit girmeden önce yapılan niyet geçerli değil. Bir de öğle namazına kadarki kısma kadar mutlaka niyet etmiş olmamız gerekiyor ki Ramazan'daki orucumuz muteber bir hale gelsin. Ama yine söylüyoruz, kalbi niyet burada önemlidir. Yani kişinin gönülden oruca niyet etmesi önemlidir. Diliyle ikrar ederse aliyül aladır ama dille ikrar etmeyi unutursa bile kişi niyet etmiş sayılır efendim. Yani şöyle düşünün bir vatandaş, kardeşim ben zaten sahura kalkıyorum bu oruç için. Aynen öyle. Yani bu yetmez mi? Yani yeter. Ancak kalbi niyet dil ile ikrarla mütemmim hale gelir. Tamamlanmış hale gelir. Bu yüzden dolayı da bu hususa dikkat etmekte fayda yani var. İşimizi efendim. Tehlikeye bırakmayalım. Bırakmamak lazım gelir. Şuna da dikkat etmek lazım. Bazen niyet etmezseniz oruçta tutmayabilirsiniz cinsinden. Bazen cümleler bize denk gelebiliyor. Bazen soru da gelebiliyor bu konuda. Fetva yani soru danışma oluyor. Ama şunu söyleyelim, hadis-i şerif vardı, Tirmizi'de geçer bu hadis-i şerif. Bir kimse Ramazan'da hasta, sefer yani mazereti olmadığı halde niyet etmese, o gün oruçsuz geçirse, 365 günü, bir yılı oruçlu geçirse bile Ramazan'da tutacağı oruca denk bir sevap elde edemez. Hı hı. Bu yüzden dolayı kardeşlerimiz şunu aklından çıkarsınlar. Yani ben niyet etmesem de istediğim gibi oruç tutmayabilirim. Hayır, böyle değil. Ramazan'a ulaşan herkes için, her Müslüman için Ramazan'da oruç tutmak bir farzdır. Ve farzı kifaye değildir. Yani birilerin tutmasıyla diğerlerin üzerinden bu yükümlülük kalkmaz. Farzı ayındır. Her birimiz için mutlaka ayrı ayrı yapılması gerekir. Ha niyet etmeden bir kimse oruç tutarsa ya, sorudur bu da çünkü. Evet. Niyet etmedi, orucunu tutmadı. Ona kefaret gerekmez, kaza gerekir. Ancak yine söylüyoruz, işin kefareti olması dünyada affa, dünyada kurtuluşa belki vesile. Ama bir şeyin kefareti yoksa o şeyin ahirette vebali belki de daha büyük olacaktır. Buna çok dikkat etmek lazım. Peki hocam, bir kişi hem Müslüman hem de mazeretsiz bir şekilde orucunu tutmadı. Şimdi bu soruyu sormadan önce şunu da söyleyeyim. Geçenlerde kendisini işte İslamcı kesimin hocalarından olarak tanıtan bir hoca efendi dedi ki, namaz kılmasak da namaz kılmamanın, oruç tutmamanın, hatta başını örtmemenin Kur'an'da bir cezası yoktur dedi. Biraz da buna istinaden bu soruyu sormak istiyorum. Bir Müslüman oruç tutmadı. Bunun bir karşılığı, bir cezası ne olacak yani karşılığı? Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Üç temel ilke var, sac ayağı var. Dinin. İman, İslam, yani inanma, inandığının gerekliliğini yerine getirme, ibadetlerimiz ve bir de ahlak. Ahlak dışın yine güzel tarafı ve tamamlayıcı unsuru. Şimdi bir kimse iman ettikten sonra yeterli midir? Değildir. Çünkü birçok ayet-i kerime var. En ayet-i kerimede herkesin belki de günde bir defa okumuş olduğu Asr suresinde. Vel asr innel insan lefi husr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. İllellezine ancak şunlar var ki amenu iman etmiş ve amilus salihat. Salih amel işlemiş ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Hakkı ve sabrı tavsiye etmişler. Şimdi ayet-i kerime iman etmekle bitmiyor. Bir başka mesela Mü'minun suresi, Kad eflehal mü'minun, müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onların vasıflarını sayarken hemen devam ediyor. Ellezinehum fi salatim haşi'un. Yani peşi sıra gelen husus ibadet ilkesi. Evet. Şimdi tamam,
namaz kılmadık, oruç tutmadık, zekat vermedik, hacca da gitmedik. Efendim biz mümin değil miyiz? Evet, müminiz. Ancak şöyle düşünmek lazım. Burada lambalar var mı? Lambalar var. Söndürdüğünüz zaman o zaman ışıldamıyor burası. Ama lamba var. Ama lamba var. Şimdi sizin gönlünüzdeki, bizim gönlümüzdeki imanın ışıldaması için ona ibadet elektriğini vermeniz lazım. Hı hı. Veyahut da bir başka örnek, hemen evlerindeki örneği vereyim kardeşlerimizin. Buzdolabınız var. Buzdolabı niçin var? Diyorsunuz ki işte malzemelerimi korusun diye. Peki şöyle yapıyor muyuz? Ben bunun fişini bir gün çekeyim, bir gün takayım. Hiç yapmıyoruz. O fişi devamlı takı tutuyoruz ki içindeki malzemeniz bozulmasın. Şimdi siz eğer imanı buzdolabına benzetirseniz onu çalışacak temel unsur o buzdolabındaki fişi takmaktır. O da ibadettir. Siz ibadeti yapmazsanız, biz ibadeti yapmazsak bu iman zayıflar ve bu iman zayıfladığı zaman da vücut gibidir aynı. Yani siz vücudun direncini düşürürseniz eğer, içine gelen bir mikrop sizi anında götürebilir. Siz imanı ibadetlere desteklemez, zayıflatırsanız eğer, size gelecek olan manevi bir hastalık, manevi bir mikrop sizi Allah muhafaza birdenbire belki dinden düşürebilir. Bu yüzden dolayı kardeşlerimizle biz bilelim ki iman, imanı besleyen temel unsur, temel kaynak ibadetler. İbadetsiz iman olur mu? İbadetsiz iman sadece ve sadece bir boş bir şeyden ibarettir. Onun için doldurmak zorundayız. Bu yüzden dolayı da namazda kalacağız. Mümin oruçta tutacak. Zekatında varsa verecek. İmkanı varsa hacca da gidecek efendim. Yoksa tek başına münferiden imanı bu şekilde bizim muhafaza etmemiz mümkün değil. Mazeretsiz oruç tutsa bir adam, bir kişi, bir Müslüman, şu tutmasa ne olacak? Mazeretsiz tutmazsa eğer, şimdi Allah katında bizim sorgu suala çekildiğimiz zaman iman konusunda iman varken, iman sorgusu çekildikten sonra ibadetlerimiz var. Bir kimse eğer mazeretsiz oruç tutmuyorsa eğer, yani hiçbir hastalığı olmadan, hiçbir problem olmadan bile bile yiyorsa eğer, onun vebali Allah katında çok büyüktür ve vebali çok o kadar büyük ki şöyle problemi var. Mesela Reyyan diye bir cennet kapısı var. Hı hı. Ve o, mesela siz orucu tutarsanız eğer, yani orucu imsaktan kastımız şu, orucu tutuyorsunuz. El gibi düşünün. O da sizi tutuyor. Hı hı. Birleştiriyor. Siz oruç tuttunuz, o sizi tuttu. Siz onu bırakmadınız, o sizi nereye bırakmıyor? O sizi cehenneme bırakmıyor. Tuttuğu gibi sizi Reyyan kapısından cennete koyuyor. Bir kere böyle bir vasıftan ayrılmış oluyorsunuz. Ve Allah katında her bir ibadetin ayrı bir cezai müeydesi var mıdır? Vardır, şöyle vardır. Kişi için zaten ibadetler bizim içindir. Yani Allah için değildir ki. Bu yüzden cezai müeyyiden kasıt ise yine mümin içindir. Ahirette eğer imanla göç edebilmişse cehennem azabına düçar olduktan sonra cennete girebilme imkanına sahip olacaktır. Bu yüzden evet. Çok dikkatli olmakta fayda var efendim. Hocam bir soru daha soracağım. Sonra ben şu Kur'an-ı Kerim kampanyasını hatırlatırken siz de son suyu içmiş olun. Olur. Ondan sonra evet. Ezana geçeceğiz. İnşallah. Ezanla alakalı bir soru. İmsak ezanı okunurken bir şey yiyip içilir mi? Şimdi bakın bura çok önemli. Evet. Çok ciddi anlamı çok önemli. Şöyle ki bize gelen soruların çoğusunda bu sıkıntımız var. İnsanlar sanki ezanla işi hemhal hale getirmişler, özdeşleştirmişler. Doğru değil. Şöyle doğru değil. Vakit önemlidir. Hı hı. Ezan bu işin sünnet tarafıdır. Çünkü mesela diyelim hocamız uyuyakaldı. İhtimaldir bu. Müezzin efendi dakikasını şaşırdı. Yanlış okumuş olabilir. Şimdi böyle bir durumda asıl önemli olan unsur vakittir. Mesela imsak diyelim vakti Erzurum için diyelim 2.43 ise 2.43'te mutlaka kişi yemesini ve içmesini bırakmış olması gerekiyor. Özellikle nasıl olsa ezan bitinceye kadar ben buna devam edebilirim demek çok yanlış bir durumdur. Ve 2.43'te eğer imsak vakti bugün diyelim 2.43'ten sonra ezan başlasa bile kişi yemeye devam ederse o günkü orucu tutmamış olur ve mutlaka kaza etmesi gerekir. İftar da böyle. İftarda da yine vakit önemlidir. Ve iftarda da mesela diyelim ezan okundu. Ezan yanlış okundu. 3-5 dakika önce okumuş olabilir. Önemli olan vakittir. Herkes mutlaka vaktine dikkat etmesi gerekir efendim. Bir de şu var herhalde hocam. Şimdi akşam ezan hoca Allahu Ekber dediğinde orucunu açan bir adam
bir kişi, bir mümin ama nasıl olsa işte ezan yeni başladı. Bir su daha içeyim mantığına girince yani o 30 saniyede ne kazanır ki? Doğru olmaz. Tabii bir şey kazanacağı yok. Yani bir şey faydası edeceği de yok. Ama zararı çok büyük. Evet. Yani vaktinden önce iftarını açarsa kaza gerekir. Vaktinden sonra imsak vaktinden sonra eğer devam ederse ona da yine orucunu kaza etmesi gerekir efendim. Tabii oruç hangi hallerde kazaya düşer ve kazanın dışında işin kefaret kısmı bunları konuşacağız ama inşallah. Son iki dakikamız var Erzurum için imsak vaktine. Ben şu yarışmamı hatırlatayım da sevgili yönetmenim. Şimdi tabii her gün farklı tonda Kur'an-ı Kerimler getiriyorum buraya sevgili seyirciler. O da şundan dolayı. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan almış olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin kırmızısı var, turuncusu var, yeşili var. Bilmiyorum izleyicilerimizin evine hangisi gidecek. Sevgili seyirciler, Ramazan ayındaki kampanyalarımız bunlar. İlk 3 gün vermediğimiz için 3 gündür 15 Kur'an-ı Kerim veriyoruz. Bu ekranda bizi izleyen izleyicilerimiz arasında 1001 kişiye Ramazan ayı sonuna kadar 1001 adet Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Bizim programımızda arkadaşlar 10 Kur'an-ı Kerim vermişler. Ama biz ilk 3 günde vermediğimiz için bugün de 15 Kur'an-ı Kerim vereceğiz. Dünyanın neresinde olursanız olun 444-628 hemen ekranda arkadaşlarımız zaten bıraktılar numarayı. İsminizi, telefon numaranızı yazdırıyorsunuz. Bir de nereden aradığınızı söylüyorsunuz. Biz çekiliş yapacağız ve program sonunda 15 kardeşimizi inşallah kargo ücreti de bize ait efendim. Bu Diyanet İşleri baskılı bir Kur'an-ı Kerim. Bunu da söyleyelim. Yani herhangi bir yayın evinin değil. Garantili. Hatta bakın şurada bir de sertifikası var. Çok güzel. Efendim istiyoruz ki kardeşlerimiz hem güzel büyük boy Kur'an-ı Kerim'e sahip olsunlar hem de okurken bizleri de unutmasınlar. Ümmet-i Muhammed'e dua etsinler. Efendim Erzurum için imsak vakti. Allah kabul etsin. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmmeh. والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه العاليه الهي وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد امين. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mescid-i Aksa'da bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr. Kardelen TV ekranlarında Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Sahur Vakti programına devam ediyoruz. Erzurumlular ve bizler oruca başladık. Ezan sesi batıya doğru yavaş yavaş ilerliyor. Gözü bizde olan, gönlü bizden olan ama mekandan uzak olan dostlarımıza, kalbi yakınlığımız olan dostlarımıza selam ediyoruz. Cenab-ı Hak tuttukları oruçları kabul etsin diyelim. Amin. Ve Amin. Yakutiye Müftülüğü Uzman Vaizi Ahmet Ünal hocamızla soru cevap şeklinde devam eden programımıza devam edelim. İmsak ezanını netleştirmiş olduk. Evet efendim. Dedik ki ezan sesi önemli değil. Vakit girdi ve iş bitti. Ezanımız şiarımızdır. Hı-hı. Ancak önemli olan vakittir ve vakit girdiği an itibaren artık ezan sesi gelir gelmez hocamız yani geç kalmış olabilir fark etmez. Kişi artık oruca başlamış olur ve bu anlamda yeme içmeyi mutlaka bırakması gerekir. Evet elhamdülillah. Efendim Ramazan ayındayım ve işte bir hastamız oldu ve dediler ki senin kan grubunu yiyor, oruçlusun ama oruçluyum ama ben kan verebilir miyim? Oruçlu olan bir kimse kan verebilir. Bunda herhangi bir problem yok. Ancak kan verdiğinde eğer kan vermesinden dolayı bir rahatsızlık meydana gelir. Artık yani tansiyon düşüklüğü, hı-hı, şeker eksikliği başka problemi olur. Ve bundan dolayı da kendisine bir gıda takviyesi yapılma elzem, mecburiyeti, ihtiyaç doğarsa
O kimseye kefaret gerekmez. Sadece günle gün kazıtması gerekir. Ancak vücudu sağlıklı, kan verdi, orucu devam ediyorsa herhangi bir şekilde kazaya gerek yok. Mutlaka akşama kadar orucu tutsun. Çünkü onun orucu bozulmamıştır. Ama kan alırsa, yani kan vermek değil de kan alırsa, kan alan kişinin orucu bozulmuştur. Ona da günle gün kazetmesi gerekir. Tabii mecburiyet sonuçta. Tabii mecburiyettir çünkü rahatsızlık halidir. Ayet-i Kerime'de sabittir bu. Sizden biriniz hasta olduğunda tutamadığı günler sayısınca başka zaman tutsun diyor Rabbimiz Bakara suresinde. Yine hastalık oldu ve işte tahlil için kan aldırmamız gerekiyor. Bu da aynı hükümde mi hocam? Aynı hükümdedir. Yani sadece şunu da aktaralım hemen. Antiparantez söyleyelim. Kan aldırmak, MR çektirmek, diyelim tomografi yaptırmak, röntgen gibi her türlü hususlar orucu bozan durumlar değildir. Ancak bazı MR veyahut da tomografiler var ki diyelim sıvı içmeniz gerekiyor ki görüntüleme yapılsın. Bu görüntüleme yaparken sıvı içiliyorsa bu oruç bozulmuştur. Yine kaza gerekir ama endoskopi dediğimiz yani görüntüleme dediğimiz unsurlar eğer sıvı verilmeden diyelim boğazdan aşağıya bir şey sarkıtılması yapılan durum varsa bu orucu bozmaz. Bunda herhangi bir problem yok. Şeker hastaları gün geçtikçe artıyor. Allah şifa versin hepsine inşallah. Amin. Artık yediğimizden içtiğimizden mi kaynaklanıyor, psikolojik durumlarımızdan mı kaynaklanıyor ama gün geçtikçe artıyor. Şeker hastalarının durumu, yani her şeker hastası için söylemiyorum. Hastalığın durumuna göre izleyicilerimiz nasıl bir yol yöntem izlemeliler? Şimdi şeker hastalarının kullanmış olduğu insülinler, yani koldan yapılan, şırınga şeklinde yapılan insülinler, Diyanet İşleri Başkanlığımız fetva kurulunca verilen fetva gereğince orucu bozan unsurlar değil. Şimdi gıda takviyesi yani herhangi bir şekilde diyelim doping amaçlı veyahut da vitamin destekli yapılan iğneler hariç diğer iğnelerin hepsi ister dişe morfin vursun, morfin anlamında vurulsun, isterse koldan iğne yapılsın, bacaktan iğne yapılsın fark etmez. Yapılan bu iğneler orucu bozan unsurlar değil çünkü bunların hiçbirisi kişi için gıda takviyesi değil. Bu yüzden dolayı bir problem, bir sakıncası yok. Ancak eğer hap yutmak zorunda kalıyorlarsa ister kuru kuruya ister suyla fark etmez. Boğazdan aşağıya bir şey geçtiğinde bu orucu bozar. Böyle bir hasta kardeşimiz varsa o zaman da günle gün kaz etmesi gerekir. Kefaret gerekmez efendim. Hocam o zaman hapla ilgili bir soru sorayım. Kalp hastaları dil altı hapı kullanıyorlar. Dil altı alınan hap tükürükle enzimle alındığı için yutulmamışsa bu orucu bozmaz. Çünkü bu önemlidir. Buradaki temel unsur diyelim dil altına koyduğunuz zaman bir tükürükle beraber işte çeperlere oradan da diyelim kanımıza ulaşan bir unsur. Bu gıda takviyesi anlamına gelmiyor. Gelmeyince de bu ama yutmamak kaydı şartıyla. Bu çok önemli. Çünkü yutulduğunda kesinlikle oruç bozulmuş olur. Ve yine diyoruz herhangi bir hastalıktan dolayı bozulan oruçlara kefaret gerekmez. Günle gün kaz edilmesi gerekir. Yine bu konuyla alakalı bağlantılı bir şey soracağım. Fidye. Yani fidye hangi durumlarda gerekli? Bir de bunu hesaplarken nasıl hesaplayacağız? İyi, teşekkür ediyoruz. Hakikaten tam yerinde bir soru. Şimdi bizim fidye vermesini yani kendisine istediğimiz kişiler doktor tarafından bu önemlidir. Çünkü bu konularda asıl unsur bizim doktorumuz tarafından olan unsurdur. Doktor eğer söylemişse ki bir kişi için yapılan tetkik ve tahlillerden dolayı tabii bu uzman yani mütehassıs olacak. Yani gittiniz bir acilde veyahut da bir sağlık ocağında bakıldınız. Dedi ki sen hayat boyu oruç tutma değil. Kişi gitti bakıldı uzman doktora, konuyla ilgili uzman doktora bakıldı ve dedi ki sen hayatın boyunca şu hapları her gün şu saatte kullanmak zorundasın. Demişse yani iyileşmeyen bir hastalık varsa bir de ihtiyari fani diyoruz biz buna yani aşırı yaşlı ve artık oruç tutacak seviyede değilse bu kimselerin fidye vermesi oruç tuttukları tutmaları anlamına gelir. Peki fidyenin miktarı nedir? Fidyenin miktarı Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl farklı ölçütlerde değerlendiriyor ve bu senede 11 lira 50 kuruş. 11,5 lira olarak değerlendirmiş. Ama bu en alt yani minimum seviyesi. 11,5 diyelim maddi gücü işte asgari durumda olanlar için geçerli ama
Bir de var ki hakikaten maddi gücü, maddi imkanları yerinde olan kardeşlerimiz var. Bunlar için herkes için aynı seviye değildir. Kişiler kendi maddi güçlerine göre bunu yükseltmelidirler mutlaka. Bunun üst sınırı yok. Belirlenen alt sınırıdır. Alt sınırın belirlenmesinde fayda var. Çünkü bundan aşağıya düşmez bu iş. Hı hı. Ama bundan yukarı kişinin gönlünden ne kadar kopuyorsa, bir fakire ne kadar destek sağlamak istiyorsa, o kendi vicdanı ve kendi gönlüne kalmıştır. Ne kadar çoğaltırsa o kadar büyük hem sevaplar alır hem de inşallah orucu konusunda faydasını görür. Yani prosedür yerine getirmekle değil, hakkını vererek, malzemeden çalmadan aynen yapmak öyle. Bu işi. Yani şöyle düşünmek lazım. Bir kamera karşısına geçip iş de yapmak var ama birkaç kamerayla, birkaç farklı bakış açısıyla işi daha güzel yapmak daha bir hoş ve daha güzel oluyor. Yani sunum açısından da güzel oluyor. Aynen. En azından örnekleme yapmak için söylüyoruz. Bu açıdan bakmak lazım. Yani televizyon ekranından diyelim bir tane yüz karşıdan gelmiş, ikimiz beraber konuşuyoruz gibi değil de ama farklı farklı yerlerden güzel bir sunum yapılması daha güzel oluyor. Bu yüzden kardeşlerimiz de kendi imkanları ölçütünde ama ne kadarsa. Bunu herkes kendisi bilir. Hı hı. Yani der ki ben işte günlüğüne 50 lira versem 1500 lira eder. 1500 lira benim için ne ki kardeşim? Hem de fakir kardeşlerim bundan istifade etmiş oldular derse bu aliyül ala daha iyi olur efendim. Yani bu hem fidye için geçerli olan bir şey hem de fitre için de geçerli bir şey. Çünkü fitrede de aynı durum vardır. Yani. Çünkü bazen sanki sadece 11,5 lira vermemiz gerekir gibi bir anlayış var. Yani ki bu çok yaygın bir anlayış. Yaygın. O yüzden yani, özellikle yani sormak toplumda istedim. Toplumda sanki hep böyle bir durum var. Yani 11,5 lira ver, yani o seneki fitre neyse onu vermeniz gerekir. Hayır. Bu alt sınırı. Üst sınırı kişilerin kendi zenginlik ölçülerine göre değerlendirilir. Yani Kurban Bayramı'nda bir kardeşimiz var ki 300, 400, 500 liralık bir şey koyun veyahut da birisi anca gidiyor. Bir de var ki tosun kesen veyahut da işte büyük 10 bin liralık, 12 bin liralık kesenler var. Şimdi ne yapıyor? Kendi maddi ölçütüne göre kurbanı kesiyorsa eğer fitresini de buna göre değerlendirmekte fayda var. Hocam bir VTR'miz var. Ona geçmeden önce ben de sizi dinlendirmiş olayım. Şu Kur'an-ı Kerim hediye kampanyamızı bir kez daha hatırlatayım sevgili seyircilerimize. Evet görüyorlar sevgili izleyicilerimiz bizi. Sevgili seyirciler bugün 15 tane Kur'an-ı Kerim, büyük boy Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz sizlere. İsminizi, telefon numaranızı 444-628 numaralı telefona yazdırıyorsunuz. Çekiliş yapacağız. Telefonları 3.15'e kadar arayabilirsiniz biz efendim. 3.15'te telefon hattımızı meşgule alacağız. Bunu da belirtmiş olayım. Bugün 15 tane kardeşimize inşallah çekilişle Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Evlerine kadar ücretsiz bir şekilde kargo edeceğiz. Televizyonumuzun yöneticilerine teşekkür ediyorum. Böyle hayırlı bir kampanyaya bu programı da vesile ettikleri için. Bir VTR'miz var. Hocam biz her gün Erzurum sokaklarına çıkıyoruz ve izleyicilerimize soru soruyoruz. Bugünkü sorumuz da bugün Allah için ne yaptı? Ne yaptı? Evet. VTR'miz hazır mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Mirasımız Sahur Vakti programından hepinize merhabalar. Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Bugün vatandaşlara bugün Allah için ne yaptınız sorusunu soracağız. Bakalım vatandaşlar bu soruya nasıl tepki verecekler? Efendim merhaba. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bir sorumuz olacak. Tabii buyurun. Bugün Allah için ne yaptınız zaten? Bugün zaten Allah için bir şey yapamazsınız. Normalde Allah için hiçbir şey yapamazsınız. Kendiniz için yaparsınız. Ne yaparsınız? Oruç tutuyorsunuz. Başka ne? Namaz kılıyoruz. İbadet ediyoruz. Ya Allah için bunları yaptınız. Allah için değil. Kendimiz için yapıyoruz kendiniz zaten. Kendiniz için yaptınız ama netice olarak yine... Yani sonuçta mükafatını almak için yapıyorsunuz bir şeyleri. Öyle değil mi? Doğru. Hepiniz yani. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sorumuz olacak. Buyurun. Bugün Allah için ne yaptınız? Hasta ziyaretine gittim. Başka ne yaptınız? Yani cenaze ziyaretlerine gittim. Allah için bugünkü en önemli günümüz oruç tutmaktı. Orucumuzu da tuttuk. Evet. Nasıl geçiyor peki Ramazan? Ramazan'da sıkıntım yok. Sigara içmediğim için herhangi bir sıkıntım yok. Peki, teşekkür ederim. Bugün Allah için... yani bunu nasıl söylenir ki bilmiyorum. Oruç tuttum yani. Başka ne yapmış olabilirsin? Başka günahlardan kaçınmaya çalıştım. Ondan sonra farklı... Yani
günahlardan kaçınmaya çalıştım ya. Mesela kötü sözden kaçındım. Ondan sonra göz zinasından kaçındım. Hani böyle güzel şeyleri güzel konuşmaya çalıştım. Hoşgörülü olmaya çalıştım. Bunlar Allah içindi değil mi? Yani Allah rızasını gözeterek yapılır ya bu işler. Onun için. Zor bir soruydu değil mi? Yani tabii Müslümanlığı tam yerine getirmeyen bir insan için gerçekten zor soruydu. Namaz kıldık, orucumuzu tuttuk, dua ettik. Allah yok yalan. Ha vakit namazlarını kıldık evet. Namazlarını. Ha kıldık. Çok güzel. Peki diğer arkadaşlarınıza sorsak aynı soruyu nasıl cevap verirler acaba? Kerim Bey'e soralım. Kerim Bey bugün Allah için ne yaptınız? Baba Allah için ne yaptık? Orucumuzu tuttuk. Başka bir şey demedik şu an. Kendimiz. Onun dışında başka bir şey yapan var mı Allah için? Yok, hep aynı. Orucumuzu tuttuk. Başka bir şey yok. Zor muydu böyle sorduğumuz soru? Yok zor değil. Bu normal bir soru işte da. Bizim gibi Müslüman bir ülkede yaşayıp da bunları görevini yerine getirememek zor geliyor insana. Hani şimdi biz nerede burada olmamız gerekmiyordu. Neredeydik? Şimdi namazımızı kılacaktık teravihde. Şimdi ne yaptık? İşte bir çayımızı aramızı içecek diye. Neyse hayırlısı olsun inşallah. Bugün Allah için oruç tuttum. 5 vakit namazı kıldım teravih hariç. Ondan sonra da çay içiyorum. Şu an dinleniyorum. Bugün Allah için onun dışında başka hiçbir şey yapmadınız mı? Yani verdiğimiz sadakalar falan var. Onlar da söylenmez. Ondan dolayı söylemek istemiyorum yani. Bu soruya başka cevap verebilecek kim var? Bugün Allah için Bülent Bey. Vallahi çalışmanın da bir ibadet olduğunu düşündüğüm için çalıştım. O da bir ibadet. Allah için çalıştık. Orucumuzu tuttuk. Kılabildiğimiz kadar namazlarımızı kıldık. Bu kadar. Peki Allah için ne yapılabilir? Ama ben Bülent Bey cevap veriyorum. Bülent Bey. Vallahi Ramazan ayı zekat verilir. Fitreler verilir. Yani Allah için her şey yapılabilir. Bugün Allah için pek bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Peki yaptıkların ne? Bugün uyandım. Ya bugün oruçluydum. İşe gittim, işten çıktım, buradayım. Allah için ne yaptın soruyoruz mesela ibadet anlamında. Nasıl bir ibadet yani? Namaz kılmadım, oruç tuttum bugün. Mescid-i Aksa'da bir sofrada sen kur. Kudüs'te iftar ve sahur bereketine ortak ol. Mescid-i Aksa'da bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasimiz.org.tr. Evet efendim, Murat Dadaş bugün Allah için ne yaptın diye sordu. Ben de Ahmet Ünal hocama soruyorum. Kul Allah için bir şey yapabilir mi? Ya da bizim yaptıklarımız Allah için midir yoksa kendimiz için midir? Yani rıza, niyet Allah için, sonuç bizim için. Yani yapılan icraat, yapılan işler Allah içindir. Hı hı. Çünkü iki temel unsur var burada. Kardeşlerimiz, soru soran ve cevaplayan kardeşlerimiz çok güzeldi. Ancak şu önemli, yani iki türlü ibadetimiz var. Bir umum, bir de genel, bir de özel. Özel anlamda ibadetimiz, namazımız, şekli şemali belli olanlar, oruç, zekat, hac gibi bunlar özel anlamda ibadet. Hı hı. Bir de bir kimse iman eder, salih amel işler, ahlakını güzel halde getirirse, niyeti Allah olduğu her güzel iş yine ibadet mertebesinde. Yani mesela diyor kardeşimiz diyor ya, işe gittim diyor. İbadetini yapsa, imanı var, ibadetini yapmış. Elinden geldiği kadar kötü bir insan olmamaya çaba gösteriyor. Allah için ben rızık elde edeyim, kazanayım, çoluk çocuğumu kimseye muhtaç, kendimi muhtaç etmeyin diye düşünüyorsa, böyle bir niyetle yola çıkan bir insanın da iş hayatında kaç saat mesai yapmışsa o da bir ibadet mertebesinde. Helal kazanç. Helal kazanç. Bu yüzden dolayı yani mesela şuradaki bir işte böyledir. Diyelim buradaki eğer niyet Allah içinse, mesela buraya gelmemizdeki temel hedef, bizim şu ekran karşısındaki olmamızdaki temel hedef, eğer Allah içinse bir saatlik programımızda biz ibadet yapmış gibi sevap elde ederiz.
ama netice insan için. Hı hı. Yani başlangıçta niyet Allah içindir, rıza Allah içindir ama neticesi insan içindir. Çünkü cennet ve cehennem insanlar ve cinler içindir. Yaz ayında oruç tutuyoruz ve ister istemez sıcaklar etkiliyor. Gerçi Erzurum Allah'a şükür serin gidiyor. Bugün birazcık herhalde yaktı bizi. Ama genelde bir sıcak yaz mevsimini, hı hı, hatta en uzun dönemi tutuyoruz. İhtiyacen ya da değil, banyo yapmak orucu bozar mı hocam? İster ihtiyacen olsun. Yani diyelim sabah kalktı ki bir kardeşimiz gusül abdesti alması gerekiyor. Hı hı. Yani rüyasında bir şeyle veyahut da herhangi bir şey görmediği halde sabah kalkmış ki fıkıh tabirle ihtilam olmuş, yani cünüp olmuş. Bu kardeşimiz gusül abdesti almasında herhangi bir sakınca yok. Ya da işte terledi veyahut da hakikaten çok bunaldı. Bir suyun altına gireyim dedi. Bunda herhangi bir problem yok. Ama şu dikkate nazar olması gerekir. Çok dikkat edilmesi gerekir. Biz abdestlerimizi ve gusül abdestimizi Ramazan dışındaki gibi ağzımıza ve burnumuza su verirken gibi yapmayız. Yani, hı hı, biz mazmaza ve istinşak diyoruz. Yani ağzımıza su alırız, gargara diyorlar buna. Yani boğazımızı gargara yaparız. Ramazan dışında oruçlu değilken burnumuza su çekeriz. Buna da istinşak denir. Yani burundaki geniz etimiz sızlar. Ama bunu biz oruçluyken yapmayız. Çünkü ağzımıza su aldığımızda eğer su boğazımızdan aşağı geçip midemize doğru ulaşmaya başlamışsa bu oruç bozulur. Hmm. Bu yüzden dolayı ağzımıza su aldık gusül abdesti alırken, gargara yapmıyoruz. Ağzımıza su alıp bırakıyoruz. Burnumuza su alırken de hafiften çekiyoruz. Çok fazla çekmiyoruz. Çünkü burnundan aşağı da su geçip de, hı-hı, midemize ulaşır. Bu da orucu bozar ve kaza gerektirir. Kefare gerektirmez. Bunlar hata işlerdir çünkü. Ama bunun haricinde dediğimiz gibi buna dikkat edilirse herhangi problemi yok. Başka sorular da geliyor bu konuyla ilgili. Mesela işte havuza girsek efendim, girsek, şöyle yapsak böyle yapsak diye. İbadetlerin bir manevi boyutu var. Diyelim madden orucunuzu bazı şeyler bozmaz ama maneviyatta sizin orucunuzu zedeleyecek bazı şeyler olabilir. Diyelim havuza gittiniz, gözünüzle görmez gereken bir durum söz konusu. Hı hı. Yani setru avret dediğimiz örtünme konusu ihlal edilmiş. Canım su yutmadınız, doğrudur. Madden orucun bozulmadı ama manen orucun sevabından eksilmeler meydana gelebilir. Buna dikkat etmek lazım. Ama işte diyelim havuza gittiniz, suya girdiniz, denize girdiniz. Ama su yutmadıkça, su mide aşağı inmedikçe oruç bozulmaz efendim. Gün içerisinde oruç tutarken rahatsızlandık. İşte yola çıktık, birden midemiz rahatsız oldu ve istifra ettik. Bu durum nedir hocam? Bunun ölçüsü nedir? Bu da bir halkımızda yanlış bilinen bir, hı, şey var. Şöyle öğretilmiş zaman içerisinde. Yine imsak, iftar yani sahur vakti belki insanlar midesini çok fazla şey yapmadan ağız dolusu bir kimse kusarsa orucu bozulur. Ağız dolusu kusmazsa orucu bozulmaz. Bu öğretilen şekli. Hı. Ama bu yanlış. Orucu ne bozar? Bir kimse elini boğazına sokar. Kusmak için çaba gösterir. Hı hı. Gelen kusuntu da ağız dolusu olursa orucu bozar. Evet. Bir kimse elini boğazına sokar, kendi istek ve arzusunda kusmaya çaba gösterir. Ağız dolusu olmazsa yine oruç bozulmaz. Bunun haricinde midenin dönmesiyle ani gelen ağız dolusu bile olsa, kişinin kendi istek ve arzusu olmadan meydana gelen bir kusuntu olursa, ağız dolusu olsun olmasın fark etmez, orucu bozmaz. Kardeşlerimiz orucuna devam etmesi gerekir. Evet, yanlışlarımızı düzeltiyoruz, eksiklerimizi tamamlıyoruz böylelikle. Tabii ki, yani işin en güzel tarafı zaten burada. Diş temizliği önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna ehemmiyet göstermiş. Hatta misvak olayı var ki neredeyse farz duruma gelecek hale gelmiş. Ramazan'da bu diş temizliğinin sınırı ne olmalı? Mesela diş macunu çok soruluyor Ramazan'da. Gelen sorular içerisinde. Doğrudur. Diş fırçalama meselesi. Şimdi öncelikle şunu aktaralım kardeşlerimize. İmsak, yani iftarımızı, sahurumuzu yaptık. Sahurdan sonra imsak vakti bitmeden önce dişimizi temizlemek işin asıl boyut. Bu önemli. Ancak ağzım kokuyor. Olabilir mi? Olabilir. Dedi ki kişi ağzım kokuyor. Bundan ben rahatsızım. Etraftaki de rahatsız. Dişimi fırçalamak istiyorum. Misvak kullanmak sünnettir.
Ancak misvağı emmek mekruhtur. Bunu özellikle ifade edelim. Misvakta çünkü bir su birikintisi var. Bunu emdiğiniz zaman oradan su elde etmek veyahut da onu boğazınıza gelme ihtimali var. Bu mekruh. Ama diş fırçalama konusunda da, yani misvak kullanabilir kardeşlerimiz ancak emmeyecekler. Bu önemli. Diş fırçalayabilir kardeşlerimiz ancak şu özellik var. Eğer macunun aroması, ister tükürüğümüzde, ister ağzımıza çakaldığımız zaman o aroma boğazımızdan aşağıya geçerse eğer, bu kişi, bu kardeşimiz orucu bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir. Ancak boğazın aşağıya macunun herhangi bir şekilde ne kendisi ne de aroması geçmedi. Sadece macunu sürdü, dişine hemen bir sürdü, sonra çalkaladı. Bu durumda oruç bozulmaz, oruca devam etmesine fayda var efendim. Biraz da galiba zorluyoruz şartları. Yani dişimizi macunsuz da fırçalayabiliriz. Kesinlikle. Ya az önceki havuz meselesi, yüzme meselesinde olduğu gibi. Yani kardeşim, tatilini o zamana getirme. Aynen öyle. Yani Ramazan'da zaten 11 ay hiçbir şey yapmıyoruz. Yaptıklarımız sınırlı. Bir kurtuluş ayı vesile kılmış Cenab-ı Hak. Bir 30 gün vermiş. Tabiri caizse joker vermiş. Bu jokeri iyi kullan kardeşim. Yani gitmezsen ölmezsin. Ramazan bitsin. Git bayramda ne yapıyorsan yap. Pada gelemiyoruz. İlla onu yapacağız, gideceğiz. Bir de Ramazan ayı olunca hani böyle turizm firmaları da biraz ucuza fiyatları indiriyorlar ki çok gelsin. Şeytanlar bağlı ama hani öbür taraftan çalışıyorlar, gıdıklıyorlar, tahrik ediyorlar. Gel vatandaş, gel diyorlar. Bak bizim otelimiz var ya, o 4 yıldızlı, hatta tesettürlü otel, gel kardeşim diyor. Gidiyorsun. Helal paranla gidiyorsun. Ramazan, işte tatilimizde Ramazan'da yapalım. Kardeşim gitme yani. Biraz da böyle, biraz sert çıkıyorum. Kusura bakmayın sevgili seyirciler ama yani neden şartları zor? Cenab-ı Hak bütün şartları zorlayarak bizi cennete sokmak için mücadele ediyor. Orucun sevabını ben belirlerim. Samimiyetiniz burada önemli diyor. Bütün kapıları açıyor. Biz de aman ya Rabbi, madem kapıları açtım şurası bana yeter. Hazır fırsat da gelmiş, yüzde bilmem kaç indirim var. Ya burada indirim var ama öbür taraftaki bindirimi ne yapacağız? Biraz da bunu hesaba katmak lazım diye de haddim olmayarak hocam girdim ama. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var, hemen aktarmış olalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, benimle sizin misaliniz bir ateş yakılmış, etrafında pervaneler var. O pervaneler ışığı gördüğü için ateşe koşuyorlar. Ben de elimde bir şeylerle sizi ondan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ya. Misal bu. Size antiparantez. Biz de bu konuda en azından eyvallah. Hadis-i şerif böyle efendim. Sevgili seyirciler, son 3 dakika Kur'an-ı Kerim kampanyası. Hatta evet, son 1 dakika mı? Evet, son 1 dakika. 1 dakika sonra telefonlar meşgul alınacak. Haberdar etmiş olayım. Bu notumu da iletmiş oldum. Ama Kur'an-ı Kerim çok. Yarın olsun, hayır olsun. İnşallah yarın ararsınız, yarına denk gelir. Sorularımı sormaya devam edeyim. Bir yakınımız vefat etti ve oruç borcu olduğunu biliyoruz. Yani işte tutmadığı günler. Belki hastalığından sebep ya da bilerek, bilemiyorum artık. Varisleri bir sorumluluk içerisine girer mi? Bir şey yapmalılar mı? Evet. Ölünce amel defteri kapanıyor mu? Yani bu çok kısa gelen sorulardan bir doğrudur. Tercih. Şimdi ölünce amel defteri kapanmaz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, hayra öncülük eden, hayrı işleyen sevabı elde ettiği gibi kendi de sevap elde eder. Şerre öncülük eden, şerri işleyenin günahını elde ettiği gibi kendisi de o günahtan bir payı vardır. Hatta bir hadiste buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Kabil'e çok yazık oldu. İlk adam öldürme hadisesini başlattığı için ondan sonra öldürülen her bir katil işleminde bir günah da ona gidecek. Emsal teşkil ettiği için. Bu yüzden dolayı hayır defteri kapanmaz. Yani şer defteri de kapanmaz. Hı-hı. Kişi buna çok dikkat etmesi gerekir. Bazen öldü işi bitti denir. Değil efendim. Biz buna iskat diyoruz. Bizim halkımızda bir yanlış, yine bir bilgilendirme eksikliği var. İskat ve devir birbirinden farklı şeyler. İskat fıkıh literatüründe düşürmek demek. Yani borcu olan, maddi imkanlarla düşürülebilecek olan ibadetleri maddi parayla ödeyip de o kişiden mükellefiyeti gidermek demektir iskat. Devir ise işte 5-10 kişinin bir araya gelip 3-5 kuruş para ortaya koyup çevirip
Sonra da 3-5 kuruş fakirlere dağıtıldığı işlem. Dinde iskat var. Bu hükme tabidir. Ama işte 5-10 kişinin bir araya gelip ondan sonra da 3-5 kuruş para çevirip 3-5 kuruş para dağıtılıp kişilerin namaz, oruç, zekat, hac vesaire tüm problemlerin düşürüldüğü bir devir şekli dinin genel literatüründe, Kur'an, sünnet ışığında yok. Peki iskat ne? İskat şu. Bir kardeşimizin 50 günlük, 60 günlük bir oruç borcuyla ahirete intikal etti. Oruç borcu fidyeyle düşer mi? Düşer. O zaman ne yaparız? 60 günlük borcu varsa günümüzdeki fiyat diyelim 11 lira 50 kuruş çarparız. Onu verdiğimizde o kardeşimizin oruç borcu bitmiş olur. Yine yaşam standartlarına göre değil mi? Biz taban puanı söyledik. Tabii tabanı söyledik. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu çok önemliydi çünkü. Aynı şekilde zekat borcu varsa da zekat borcu gitmişse zekat borcu hesaplanır. Düşürüldüğü zaman iskat edilmiş olur, ondan kurtulmuş olur. Yine hac borcu varsa, kişi babasının yerine, annesinin yerine hacca giderse, onu da yine iskat etmiş olur. Yani üzerinden bu borcu düşürmüş olur. Bu yüzden dolayı elbette varislerine bu anlamda düşüyor. Hatta İslam miras hukukunda, miras taksiminde önce borçlar ödenir, sonra ortada kalanlar mirasa konu olur. Evet. Biz ise tam tersi yapıyoruz. Önce bölüyoruz. Bölüyoruz. Sonra diyoruz ki babamızın ne vardı? Şu kadar vardı. Ya şimdi ben mi ödeyeyim, sen mi ödeyesin, öbür mü ödesin? Ya diyor ki işte şu ödesin diyor. Oysa ki o paranın tamamında o kişinin önce borçları ödenir. Hangi borcu var ise, oruç borcu varsa ondan alınır. Zekat borcu varsa, diye ne borcu varsa ama paraya taalluk eden. Mesela namazın iskatı yok. Yani. Kul hakkının iskatı yok. Yani işte 3-5 kuruş verelim de kul hakkı üzerinden kalksın, namazı bitsin. Hayır, böyle bir şey yok. Ama paraya taalluk ediyorsa, yani oruç gibi, zekat gibi, hac gibi ve kurban gibi verdiğinizde, parasal değerini verdiğinizde veyahut da kefaretler gibi bundan herhangi bir şey bitiyorsa bu yapılabilir. Herhangi bir sakıncası yok efendim. Bu arada hatırlatayım sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim Hediye Kampanyası ile ilgili arama süremiz bitti. Hatta 3 dakika oldu. Hala telefonlar geliyor. O kardeşlerimiz yerini beklesinler efendim. Yarın ola hayrola. Hocam çok sayıda soru var ama zaman da azalıyor. Ben yine sizi konuk etmek isterim. Ben çok memnun olurum. Yani sizinle burada hasbel etmek, Kardelen TV'de bulunmak bizim için çok büyük şeref. Teşekkür ediyoruz. O zaman ediyoruz. Söz alıyorum. Önümüzdeki hafta yine bugün sizi burada konuk etmek isterim. Çok memnun olurum. Yani peki. Çok şeref duyarız. Estağfurullah. Efendim sorulara devam edelim. Nikotin bandı orucu bozar mı? Nikotin band dediğimiz temel unsur kişinin herhangi bir bölgesine yapıştırıp da nikotin seviyesini dengeleyen unsur. Nikotin almakla nikotin bandı kullanmak arasında herhangi bir farklılık söz konusu değil. Bu yüzden dolayı kardeşlerimiz nikotin bandını kullanırken Ramazan'da kullanmayacaklar efendim. Bu orucu bozan temel unsurlar arasında geçen bir husus. Yani sonuçta vücudun ihtiyacını tabii nikotin gideriyor. Dengesini siz veyahut da nikotin ihtiyacını ve bu şekilde karşılamış oluyorsunuz. Göz, kulak ve burun damlaları. Şimdi kulak ve göz damlası zaten kulak çeperi, kulak zarı, göz çeperleri göze damlatılan, yani burada biz tıbbi olarak belki bir tıbbiyeci değiliz. Ancak bu konuların uzmanları tarafından bilgileri biz aktarıyoruz. Onu da fetvaya yansıtıyoruz. Kulağa damlatılan damlalar kulak zarından içeri geçip de boğazdan aşağı geçen temel unsurlara sahip değil. Göz de aynı şekilde. Bunlar orucu bozan durumlar değil. Burun damlası da damlatıldığında boğazdan aşağıya geçip mideye ulaşmadığı müddetçe de orucu bozan bir durum söz konusu değil. Bu yüzden dolayı da göz ve kulağa damlatanlarda sıkıntı olmayabilir ama buruna damlatanlar biraz dikkatli olmasında fayda var. El yüz kremleri için? El yüz kremleri için de durum böyledir. İster losyon, ister herhangi bir şekilde farklı bir krem şekli, isterse çünkü bu bazı fetva kitaplarında vardır. Kardeşlerimizden okuyanlar da olabilir belki. Eski dediğim yara varsa yara üzerine merhem sürülmüş orucu bozar diye yazılan kitaplarımıza vardır. Kaynaklara da olabilir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen fetva gereğince yara üzerine sürülen merhemle de orucu bozmuyor. El yüz kremle de orucu bozan unsurlar arasında değildir efendim. Parfüm, esans, koku, şöyle, yaz çünkü terliyoruz. Doğrudur. Parfüm, esans, koku bunları kullanırken sıktığınız zaman ortaya çıkan bir aroma var. Bir de diyelim eğer alkollü ise ortaya çıkan bir alkol durumu.
söz konusu. Şunu özellikle biz aktaralım. Yani onları kullanan kardeşlerimiz biraz titizlikle kullansınlar. O ortaya çıkan o alkol dediğimiz içerisinde olan unsurlar çok fazla çekmemek lazım. Ama bunların hiçbirisi orucu bozan temel unsurlar arasında değil efendim. Bu arada çekiliş sonuçları geldi elime. İnşallah birazdan okuyacağım. Sevgili hocam, kefaret gerektiren durumlar ve kefareti yani nasıl hesaplayacağız? Şimdi şöyle ifade edelim. Bir kimse bilinçli bir şekilde yer, içer ve cinsel ilişkide bulunursa bunlara kefaret gerekir. Her bir yıl için ayrı bir zihin yapısı düşünmek lazım. 2013 yılında bir kardeşimiz bile bile yedi içti, 2014'te yaptı, 2015'te yapmışsa eğer her bir yıl için ayrı bir kefaret tutulması gerekiyor. Hı hı. Ancak yıl içerisinde diyelim bu ay içerisinde birkaç defa böyle bir şey meydana gelmişse sadece bir kefaret ve yaptığı o günlerdeki hatalardan dolayı da o günlerdeki bozduğu orucun kazasını tutması gerekiyor. Tabi buradaki kefaret iki kamere aydır ve diyelim Ramazan'dan sonra kişi bu anlamda iki ay önce kefaretini tutacak, peşine de o günkü bozduğu oruçların kazasını tutacak. Bu onun için inşallah dünyada bir bağışlanma umududur. Ama yine söyleyelim, kardeşlerimize aktaralım. Ramazan'da bir kimse bile bile kasıtlı ve bilinçli bir şekilde orucunu yememeli, orucuyla ilgili herhangi bir problem üretmemeli. Çünkü az önce aktarmıştım başlarken sohbetimize. 365 günün tamamını oruçlu geçirse bile Ramazan'da tutmuş olduğu oruç gibi bir sevap elde etmesi mümkün değil. Buna dikkat etmekte fayda var. Hocam zamanım çok hızlı ilerliyor. Hatta bir dakika mı kaldı? Eyvah eyvah. Sevgili hocam, Kudüs hatıralarını artık ve diğer soruları önümüzdeki hafta yine bugüne. Çok memnun olurum. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz de memnuniyetle geldik. Ahmet Ünal hocamıza hemen hızlı bir şekilde bugünün Kur'an-ı Kerim hediyesi kazanan izleyicilerini hemen açıklıyorum. Ve İstanbul ezanına geçiyoruz. Efendim Ömer Tunç Erzurum'dan, Tahir Kaya Erzurum, Nesrin Küçük Erzurum, Abdülbasit Körük İstanbul, Mevlude Şahinoğlu Bursa, Kübra Teke Erzurum, Semanur Kara Antalya, Musa Korkmaz Erzurum, Türkan Kara Bursa, Harun Sincar Erzurum, İsrafil Erhan İzmir, Leyla Karaarslan İstanbul, Eynur Çelik Erzurum, Sezgin Çeçen Fransa, Şahin Erutku İstanbul. Efendim doldu mu zamanımız arkadaşlar? Evet efendim, İstanbul için imsak vakti. Yarın yeniden merhaba diyebilmek adına şimdilik elveda. Selamünaleyküm.